Arabayla arkandan geleceğimi biliyorsun değil mi Güdürüm? Of Ömer. Daha fazla peşimden gelmeni istemiyorum. Söyle ne söyleyeceksen. Ne oldu? Seni dinliyorum deyince zor mu geldi? Ne söyleyeceğini mi unuttun? Pişmanım Güdürüm. Bunu duymuştum. Senden nefret etmekten başka, bu gerçeği kendime inandırmaktan başka bir çarem yoktu Güdürüm. Yoktu. Geçmişimize dair, yaşadıklarımıza dair içimde en ufak bir kırıntı bile barındıramazdım. Barındıramazdım. Seni yok etmek zorundayım. Yoksa başka türlü devam edemezdim. Ben sana dönmüştüm. Ben her şeyi, Gülfem'e olan nefretimi, bütün yenilgilerimi bırakıp, bütün zaferlerimden vazgeçip sana dönmüştüm. Bize en çok inandığım anda yüzüstü bıraktın sen beni. En çok inandığın zaman ha? İşte aramızdaki en büyük fark bu Gülruh. Bu yüzden benden böyle bir canavar yaratabildin. Baban kollarımda öldüğünde bile ben ikimizden başka hiçbir şeye inanmadım. Babanın ölümünden beni suçladığın zamanda bile ben ikimizden başka hiç kimseye inanmadım Gülruh. İnanmadım. Ta ki seni 12 masasında görene kadar. Yani ben seni hayal kırıklığına uğrattım. Bütün o cezayı, bütün hakaretleri, bütün o acımasızlığı hak ettim öyle mi? Sana yaptıklarım için bütün kalbimle pişmanım. Ama bana acımasızlıktan bahsedemezsin. Gerçekten mi? Bahsedemez miyim? Baban öldüğü zaman kimi suçlamıştın Gülruh? Babanı ölüme gönderenlerin kim olduğunu öğrendikten sonra sırf oyunların bozulmasın diye günlerce benim vicdan azabı çekmeme seyirci kaldın. Sen de benden bunun acısını çıkardın yani. Vallahi bravo. Gülruh, ikimiz de çok büyük hatalar yaptık. Ve çok büyük bedeller ödedik. Biz birbirimizi kırdık. Birbirimizi kaybettik. Beni kendimle barıştıracak olan konuşman bu mu? Çok özür dilerim ama hiçbir işe yaramıyor. Söylediğin hiçbir şey, hiçbir şey ifade etmiyor bana. Yürü, kendini dinlemek için kendine izin ver lütfen. Nece konuşuyorsun anlamıyorum bile. Güdürüm bak. Gülfem'e, bana, kendine, hayata ne kadar öfkeli olursan ol. Bu öfke sana ne kadar ağır bedeller ödetirse ödetsin. Ama sen hala ağlamamak için ellerini tırnaklarına geçiren o küçük masum kızsın. İşte şimdi büyük saçmaladın. O kız çoktan öldü. Diri diri gömüldü. O küçük kızın başına ne geldiyse benim de başıma aynısı geldi Gülruh. Ama ben artık sesime direnmiyorum. Lütfen sen de direnme. Eğer direnmezsen benim bugün gördüğümü sen de göreceksin. Ve o küçük masum kızın içerilerde bir yerde hala hayatta olduğunu ve yaşadığını göreceksin. Ömer. Bebeğimiz benim o küçük kıza tutunmak için son umudumdu. Bebeğimizle birlikte o kız da öldü. Yardım eder misiniz? Seni affetmiyorum. Arkadaşlar, biz bu Mert kartonisinden emin miyiz? Ya nesi var ya işte, cillop gibi adam yani. Baklavası böreği de yerinde. Vallahi ben çok eminim. Starımız genç kızların yeni sevgilisi değil mi? İstersen bir ara sete gel, fanlarımdan sıra bulursak beraber bir tane selfie çektirirsen. Aa bak, yani gerçekten söylüyorum, fanlarına ben şahidim. Geçen bu internette fotoğraf... Ay fanlarım diyor ya. Yalnız geçen gün baktım da sizin reytingler biraz nanay. Hayırdır Mert, ne oldu fanlarım falan? Duygucuğum ben şimdi sana nasıl anlatayım sektör gerçeklerini, değil mi? Öyle oradan bıdı bıdı yapmak da olmuyor bu işler. Ben sete gidince senaryo kasıyorum, haberin var mı senin? Ya diyorum ki kardeşim benim karakterim bu lafı hayatta bu şekilde söylemez. Ama senaristin kafa gidik. Yönetmen dersen aksı kırıyor, ne yaptığı belli değil adamın. Prodüksiyonda para yok. Ben de bir yere kadar yetebiliyorum yani güzelim.
Değil mi? Hem çek, hem yönet, hem prodüse et, hem yaz. Bir de oturayım izleyeyim bari. Hayır, yanlış anlamayın. O 2,5'tan 3 rating var ya. O da benim sayemde ha, tek başıma. Bugün herkes biliyor bunu. Eğer açıp sosyal medyaya bakarsan... Ay imdat! Ya demeyin öyle ama ya. Yani sonuçta bir dizi starı kolay yetişmiyor yani. Hani ben... Ulan beni lafa tuttunuz, Vega'nın çekimine geç kaldım. Hayret bir şeysiniz ya. 2,5'tan 3 rating mi dedi o? Ya aslında o 3.2 de işte bunun toteli var, abisi var. Görürüm. Seni ne kadar iyi anladım biliyorsun. Nasıl geçti? Geçti işte. İyi geldi. Sevindim. Gülürü... Sen söyle. Yok, sen söyle. Ben söyleyecek şeyden çok soracak daha çok şey buluyorum açıkçası. Sor o zaman. Tamam. Sen köşkte kalmak istemiyor musun şimdi? Merdivenlerden düştüğün için, ablamın seni ittiğine inandığım için. Cihan, ben Gülfem'le ilgili konuşmaya hazır değilim. Gülru, eğer ablamın ittiğine... Lütfen. Gerçekten buraya Gülfem'i konuşmaya gelmedim. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Boşanma konusunu konuşmak istediğini biliyorum. Sana hiç zorluk çıkarmayacağım Gülru. Ben boşanmayı düşünmüyorum. Ne? Benim sana her zamankinden daha çok ihtiyacım var. Düşündüğüm her şeyi söyledim. Sen bir şey söylemeyecek misin? Ben sanırım... kendimi söylediklerinin tam tersini duymaya öyle hazırlamışım ki. Cihan, ben ne istediğimden de ne istemediğimden de eminim. Sen emin misin? Ne demek oluyor bu? Benimle evli kalmak istediğinden emin misin? Ben bu dediğine hiçbir anlam veremiyorum. Ben seni hiçbir şeye zorlamak istemiyorum. Saçma. Gerçekten çok saçma. Hadi kalk. Hadi kalk. Hadi eve git sen de. Benim de işim var, işe ilgileneceğim. Bir şey daha var. Ben artık o köşkte kalmak istemiyorum. Sen Gülfem'e inanıyor olabilirsin. Ama ben inanmıyorum. Ve seninle de onunla da bu konuyu tartışmayacağım. Çünkü hiçbir şey değişmeyecek. Onlar istediği kadar inkar etsinler. Hatta Ömer doğruyu söylüyor olsun, tamam mı? O sırada telefonda konuşmamış olsunlar. Ben Gülfem'in telefonda ne dediğini biliyorum. Testten bahsediyordu. Yine üzerimize oynamaktan bahsediyordu. Ben o duyduklarım yüzünden düştüm o merdivenden. Bebeğimi o yüzden kaybettim. Tamam. Tamam, belki Gülfem beni elleriyle itmedi. Ama tutmadı da. Ben bebeğimi Gülfem yüzünden kaybettim. Artık orada kalamam. Sen... sadece bunu düşün, tamam mı? (Gülüyor)
Eskiden olsa ben sana bu soruyu sormazdım bile. Gözün kapalı benimle birlikte geleceğini bilirdim. Şimdi soruyorum. Elimi tutup ablanı arkanda bırakabileceğinden emin misin? Sen düşün. Çok geç olmadan bana da söylersin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.